Ko'rsatuv O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlanadi. Men otamni ko'rmaganman. Jangohga kuzatib kelganlardan keyin bir haftadan keyin tug'ilgan ekanman. Hamma og'irchilikni, ochlikni, hammasini ko'rdik. O'sha bir mahal atala beradi. Shunga yog'och ot minib biz ham boramiz o'sha atalaga ichgan. Muzlagan maktablar. Jinde tutantirib qo'yadi, tutab turadi o'sha nimani pechkani o'zi zo'rg'a iliydi. U ham sobiq cho'chqaxonada o'qiganmiz. Qishloqda bolasi qishloqda qolib ishlash kerakmiz. Bu norasmiy topshiriq albatta, lekin topshirilgan shu. Shuning uchun o'sha sersovet rais to'xtadi. Anasını sayyaran etip geldi. Saydiği koya bir sayyar. Sayyar eken bildik. Al dağını boyuydun bir işar eken bildik. Urush vaqtlari Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida dunyoga kelgan chaqaloq sog' salomat bo'lsin, yurtiga xizmat qiluvchi inson bo'lsin deb Omonjon deb ism oldilar. Vatani uchun tinim bilmay kurashgan Omonjonning otasi afsuski urushda vafot etadi. Omonjon bolalik yillarini otasiz o'tkazgan. Men otamni ko'rmaganman. Jangohga kuzatib kelganlardan keyin bir haftadan keyin tug'ilgan ekanman. Otam Moskva mudofaasida turib, o'g'il ko'rganligi haqidagi shoshilishnomani olgan ekanlar. Shu bilan 5 yoshimizda onamdan ham qoldim. Otamning onasi Saodat bum meni tarbiyalagan. U juda mag'rur, baquvvat, butun qishloqni bir qo'lda tutib tura oladigan ajoyib ayol edilar. Bolam shu butun 5 bola beklarida biz uchun begona odam yo'qdirdilar. Opoqing, enang, tog'ang, xolang, opang, akang, singling. Butun qishloqni 5 qo'ldagi bilardilar. Keksalarni muchalini ham bilardilar. Ularga bo'zmi, bezmi bir narsa olib kelib, qizilga bo'yab, muchali kelganlarga chorsi tikardi. Yetimlarga to'n tikardilar. Har 3-chi 2 yilda akeni tonunu ısığı komadı, bana onu taşap gelip üçüncü tonu verirdi. İşleri şuydu. Malımız var, yerimiz var, dekançılık kılamız. Oşa süt satıladı. Şumuna kün göremez. Hamma ağırçılıkını, açlıkını, yalan açlıkını, hamasını gördük. Gün tezleğinde ulgayıp koyamız. Ot boshi yetalardik, akustik solinardi. Hammamiz to'planib tushlikda dalaga borardik, onalarimiz ishlaydi. O'sha bir mahal atala beradi. Shunga yog'och ot minib biz ham boramiz o'sha atalaga ichgan. Ha, ulg'ayib maktab yoshiga boray deganimizda ot boshi yetalashga yarab qoldik. Bitta akustik edi, bitta ot tortadi, oti yetalab qancha yurish kerak bo'lsa shuncha billa yurilar, yetalab yuriladi. Ot yaxshi narsa, oyog'ini bosmaydi. Ho'kiz yomon. Tindog'i bilan chiranib tortadi-da, bosh orqa oyog'ini hech marta archib qo'ygan, ochib. Unga yo'qdan hech narsa yo'q, turposiga bor, yana yig'ilib ketilaveradi. Shu bilan meni 7-sinfda
onam katta bum yetala borla maktabga. Tengdoshlarim ko'p bas biz chunki urush yilini farzandlar juda oz. O'qidik. Muzlagan maktablar. Jinde tutantirib qo'yadi, tutab turadi o'sha nimani pechkani o'zi zo'rga iliydi. U ham sobiq cho'chqa xonada o'qiganmiz. Uch u uchta xonadan iborat. U boshida koridor sportzal, bir boshida cho'chqa boqardi uy direktorining kabineti, yemxona o'qituvchilar xonasi. Undan tashqari bog'chada, selsovetning binosida, Amjon buvoning saroyida, Said Ahmad Mevoshning saroyida, hozirgi doktorxonada, xullas 5 joyda o'qiymiz, maktab yo'qsa. Asosiy maktab o'sha cho'chqaxona. Unda 4 tagina sinf bor xolos. Maoshlarda o'qiymiz. Endi yuqori sinfdagi azoblarni ham qo'yaverasiz. Mart kanikulli kelishi bilan dalaga. Imtihonni ham dalada olasan deydi qarang. Ha endi o'quv yilini yakunlab bo'lganimizdan keyin yana qaqa boramiz, dalaga chiqamizda. Men traktorchiga suv toshiyman. Universal traktori katta yer bo'lsa borib kelguncha qaynab ketadi. Paqirda suv olib kutib turaman shuni. O'qish boshlanadi sentyabrda. O'qish boshlanishi bilan dalaga. Sabzavot bo'ldi, paxta bo'ldi bizga. Sabzavot bo'lgan yillari sabzavoti sovuq urgandan keyin tog'li tayiga Farg'ona rayoni. Qirg'ul bilan Farg'ona shahrining o'rtasidagi 14 ming aholisi bo'lgan qishloq Beklar mahallasi 7 mahalla tumanga qaraydi rayonga. U markaz Vodilda. U endi Lag'onga, Chimyonga, Mindonga paxtaga olib ketadi. Sabzavoti sovuq urgandan keyin. Ay endi dekabrda qaytamiz. Yangi yilga yaqin qaytamizda yanvar, fevral, mart o'qiymiz. Mart kanikulidan yana dalaga. Chunki mart oyida bu yerda sabzavota karam ekiladi. Yana dalaga. Xullas shu 3 oygina muzlagan maktablarda o'qiymizda tig'izlashtirish yo'li bilan primarni bajarasan deydi. Paxta vaqti hech kim so'ramaydi. Paxtadan keyin rayon ham, ablan ham maktabda bo'ladi. Bilimga chanqoq yigit maktabni a'lo baholarga tamomladi. Aniqrog'i tamomlamoqchi edi. Orzulari ko'p, oliy ma'lumotli ustoz bo'lib, yana qishloqqa qaytib o'zi kabi ilmga chanqoq bolalarga saboq berishni reja qilar edi. Ammo mahalla raisining bir qoidasi bor edi. Qishloq bolasi qishloq ishini qilish kerak. Bu yerda ma'lumotga hojat yo'q. Attestat olishimiz kerak. Attestat olamizni topganimizni kiyib bet qo'limizni yuvib kelsak, bir payt titrab, qaqshab rais kirib keldi. Norxon opa degan direktorimiz bor edi. Norxon opa, bularga siz attestat beraman deyapsizmi? Desa opa ham qatib qoldi. 10 gektar makani o't bosib yotibdi. Paxta nima, makka chopsin bular. Dedi direktor endi yalmasdan. Bollarim endi do'ldi. Yigitlar, bollar ketdik dedim. Borib yechinib o'sha makkaga yetib bordik. Qatqvo yo'lini bo'yida 10 gektar makka ekan o'tib ketgan. Ketmonni urgan sari chang to'zon. Endi menga xotiramda qolgan eng alam qiladigan narsa biz chopyapmiz, kuyib yonib. 3ta bola ariqdan suv toshib ulgitalmayapti. Na choy bor, na non bor. O'sha do'q qilgan rais xabar olmaydi. Hech kim xabar olmaydi. Kuyib yonib chopib yotsak, katta yo'ldan g'orin barabanlar bilan shaharliklar qizil galstuklarni hilpiradi, bizni soyaga cho'milgani kelishyapti. Soyada ovozni biz eshitib turamiz. Ispayram daryosi. Hammani ensasi qatdi. Shunday turgancha turib qoldi ketmonga suyan. Oy do'stlarim, qarama ularga. Axir biz dala malikasini yovuz yovdan qutqaryapmiz-ku, qani ketdik. Deb turib, yonimda qizga qarasam, turpoq yog'ilgan betidan boshidan oqqan ter jilg'a bo'lib tushib turibdi.
Közünde cilvani gördüm, yüzünde cilgani gördüm, koşul başla vardım. Hamma oğundu, yine işe kirişip gitti. Ertesi gün çapıp, bağır digen, asad alışması gerek. Bağırsa, direktör içeri, bolalarım, ülkelerin köpeyip gitti. Bir de sınıfhane alışımız gerek. Minteden kış kuyberse, alayın yakışı bolardı, durup diyor. İki gün, üç gün bulandık. Yine uzun emrahım geldi şekilde, kebollarım dedi. Asfaltı verdi. Yani hamamız serseretke yugurduk. Çünkü oku kabul başlanıp koyan. Biz hali pasport koyanımız yok. Kirip olsak, ha dedi serseret reis. Ha şunaka okuşka kiramız. Çaka bormaysan, hiç kaysan. Sanlar git, spravka yok dedi. Kışlağda bolası, kışlağda kalıp işleş gerekmiş. Bu norasmi tapşırık elbette. Lekin tavşırılgan şu. Şunun için oşa seyretti reisi kok yaptı. Yok sana reisi bırak ya dedi. Kolumuzdan tarvızımız çöptü, dikkat bulup, mayus bulup çıkıp geliyorsa, kalhozda karavolu geliyordu. Kalhozda reisi çakır yaptılardı. Sizlerge veçip kıberiyorken iyi. Yani insafka gelip, münerse kıberse gerek dedi. Bağırsak, sizlerge bugün veçip kıberiyorum ben dedi. Hatta bizi yanımızda köp balalı aile vardı, oğuz ki, o şiddet. Akkantı nam var. Kazanda kerçke. Reis de staldı, op gelip idarasından. Haliki kızıl yapıp oturuptu. Beni çakırdı. Cana can kalhozumuzda kalıp işleyemiz diysen dedi. O kışlarda bitirip gelip cana can kalhozumuzda işleyemiz. Ne dedi, tohta. Ben ne dedim sanki? Yanımda bir şeye gidiyorum. Bu yapar mı dedim. Cana can kalhozumuzda bir hüner egerlep gelip işleyemiz dedim. Avzayı buzuldu. Bundan hem necat yok. Ali kertişe kovulmanı. Ya o bizi yedi ya biz onu yedik. Telaşı bir burada da non yedi. İki de bir çıkan yedi. Yani bir içirem tamam. İntilip uğrundum, ölüp okup. Ben institutke giremem. İnstitutu bitirip yardımcı bari okutuşluğu kılaman. Yazda, yazgı tatilde mahallenin çarvasını bakaman. Dib niyet kıyaman. Avala til edebiyatı kiraman dedim. Arkası barlar, spravkanı alıp hücretlerini tavşırıp oldu. Yine özümüz kapısı. Bardım yine kirsam. Yine oşa gapta yine katta yaşı ayal katıba bağırdı. Hanife Hanapa diye. Şar spravkanı yazdı, alaydı honasdı. De hayır dedi. Yetelav apkirdi. Hasan Bek dedi. Şu bitti yetim bola okuyman dese kirvas okuvasın. Ne kadar bunu tosup dedi. Reis ki. Zarda bulan yapıldı ve benim korkuyu verdi. Hüccet alıp institutke borsam, bana mektepte vajatım bugün, okutucum bugün, direktör bugün, ustazım mı? Direktörlüğünden boşaltıştı. Bu edebiyatçıydı. Geldiğim mi? Kaysın ikirasın? Filologiye. Uke dedi. Tarih filologiye kattelerini bolalarımla battı. Sanki cahı yok dedi. Şimdi kattelerini bolaları tarih filologiyeni bitirip söze mal bulup rahber buluş gereken de başkası gekirgen dedi. Olmasam, ben tabiatta edebiyat yaratamam dedim. Hep belli dedi. Şart tabiat kekirdim. Hama imtihallardı. Hamasını yakışı tapışırdım. Farhan Ali geken sana stipendiye vermeyordu. O bitti buğum var ya, 90'da aşken o sene, 93'te ikerler. Bitti buğum, bitti man. Ertabla nanıştık yanımızdan ki, mektepke ki, ders, institutke gelip, tuşlukta yugurup varıp, tuşlukta günü kılıp verip, yana gelip, nekin keç kurum var, okat kılaman. Yakşam mümkün iş tap koyman, madikar işleyman. Buranın bir dersine uğraman, duvalına uğraman. Hullas, en yakşı giyini bürgen miyim ben? En yakşı, pulum var çöntekimde. Yani de bakvutsun yokat geldik için buğum rahmalike 11 son peyse verirdi, 11 son. Cüda alemliydi bu yan. 11 son peyse olalı bu.
Oliy ta'lim muassasasida ham Omonjon o'z faolligi, tashabbuskorligini ko'rsatdi. Eng avvalo o'qigan kitoblari unga ko'mak bergan bo'lsa, harakati va intilishi e'tiborga tushishga sabab bo'ldi. Birinchi yili agit brigadaga rahbar qilishdi. Oliygohda talabalaridan viloyat abkom komsomol bordi. Abkom komsomol tashviqot brigadasi tuzgan, tuzish kerak ekan. Konsert brigadasi. Paxtaga chiqib ketamiz sentyabrda. Popam bizga qaraydi o'sha pop Namanganni popida ham bizni studentlar paxta tergan. Endi bitta gaz 53 mashina bergan, yarmini bekitib o'tirg'ichlar qilgan. Shunda yuramiz endi. Hatto studentlar paxta tersa o'sha yerga boramiz. Konsert qo'yamiz, deklamatsiya qilamiz, intermediyalar qilinadi. Xullas shularga madaniy dam olish uchun Solijon Xatamov bor qo'shiqchi, Toji Xalilov degan birodarim bor, katta ashlar aytadi. Erkinjon Egamov bor Bog'dodda. Bular puxta to'ylarda yurgan qo'shiqchilar. Musiqa maktabidan sozandalar olamiz, kollejda. Shunda endi tashkilotchisi, boshlovchisi, xullas maktab institutda komsomol tashkiloti ozod qilingan, oyliklik. Men tashkiliy bo'lim jamoatchi. Shu brigadani tashkil qilib, har yili yangi bitirib ketganlarni, o'rniga yangi kelgan abituriyentlardan uni to'ldirishim kerak. Mashrabjon Masharipov degan musiqa rahbarimiz bor. Juda zo'r odam. Ungacha Alijon Erkayev bo'lgan. Alijon Erkayevni chet tillar institutiga chaqirib ketib, o'sha yerda yo'qladilar. Ketgan yili men kelgan ekanman. Jamoling vasfi degan qo'shiqlari bor edi. Nihoyatda zo'r xonanda dedilar. Endi Masharipov akamiz skripkada tengi yo'q. U musiqa rahbari, men tashkilotchi, yetakchisiman. Shuna qilib xullas Oblis teatrini konsert brigadasi 2 soat, 2,5 soat konsert bergan bo'lsa, kolxozchilar hammasi keladi endi. Biz 4 soat, 4,5 soat konsert beradigan dasturga ega bo'ldik. 4 soat bu oson narsa emas-da. Oliy ta'lim muassasasini tamomlagan Hoshimovni turli takliflar o'yga to'ldirgandi. Professor yordamchisi yana turli yangi ishlar. Lekin qishloqdagi bolalarga ta'lim berish uning o'ziga bergan va'dasi edi. Institutni bitirishimda falsafa kafedrasi menda qolasan deydi. O'shanda Xrushchov shahar bilan qishloq o'rtasidagi tafovutni bitirish haqida CK sovmining qarori chiqqan. Endi ustozim Yori Toirov, faylasuf, olim Yori Toirov yaqinda o'tdilar, rahmatli. Juda ajoyib inson edi. Shu meni o'ziga yordamchi qilib olgan. So'rovni besharhdan boshlaganmiz, hech esimdan chiqmaydi. Endi qishlog'ingiz haqida fikringiz, ha? Qishlog'ingizda nimasi yoqadi? Shunga o'xshagan bir shirin savollar. Shuni ichida bittasi hammasi endi qishlog'ini jannat deb tasavvur qilgan, tasvirlagan, yozib bergan. Bittasi oh, shahar deb undov qo'yibdi, hech nima yozmadi. Domla, maroni qarang dedi. Domla bu shahar ko'rgan ekan dedim. Oh, shahar boshqa hech nima yo'q. Yori Toirov bilan falsafada ishlayapman. Assistentman. Bag'da Yo'ldosh Parpiyev qandimlardan doktorlik ish olganman, men buni ishlayapman deydi. Maktabimda umumiy biologiyani 2 yil birov o'qitalmabdi. Eski bir keksa o'qituvchi uchun o'taman, o'rganaman deb aynib qopti. Endi Norxon opa onamizdagi direktorimiz. Odam yuvardi, kelsin. Qanday boraman, ilin turib, falsafada qolasan deb turibdi. Uch yoqqa tortishib turgan payt. Bir yilgina ishlab bersin, kelaveradi. Deb nemani olib ketdi. Shu mana o'sha 12 yil o'qituvchilik qildim. Bu o'qituvchilikda men 10 yilda tabiatda adabiyot yarata oldim. 10 yilda. Bu juda katta mehnat. Biron bir mavzuni bugungi mavzumiz masalan kuz deb yozmasdim 4-sinfda. Oltin yaproq bilan to'shaldi yerlar, marvarid nan bilan yumshaldi yerlar. Bu qaysi fasl desam kuz deyishar. Ne kirishib ketadi. Yoki gullar. Gul bandi, gul qo'rg'oni, otaligi, onaligi deb o'tirmasdan rasmni ilib bolalar darsni qatta o'taylik. Bog'da deyishar, bog'a chiqib ketardi. Qiz
kısır güller tökülüyordu. Bu numara tökülüyordu. Bu kısır güller. Kana güller, kısır güller. Çaylanmayan güller, kısır güller değil. Şunun için bunda meyve bulmayan için ertek günde tökülüyordu. Bana ona çaylanmayan orada buluyordu. Buran bir ders otmayanman ki 30-40 faizli şehriyet bulmasa. Navoiy'den, Lutfi'den, Erkin Akam'dan, Abdül Akam'dan. Nega o'zbek degan yurtda ko'chalar o'zbekning allomalari bilan atalmaslik kerak? Nega hamma ko'chalarni rus yozuvchilari nomi bilan atashlari kerak? Xuddi shunday savollar paydo bo'ldi Omonjonda. Shu sababli hukumatda o'z so'zini so'zladi. Navoiy ko'chasini men qo'yganman. Navoiyga haykalni men qo'ydirganman. Navoiy xiyobonini men qildirganman. 7 oy jang bo'lgan, buni o'zi alohida mavzu. 7 oy. Oxirgisida Hasanjon Garkom, Mirza Karam akam Garspolkom, men ijrokom a'zo selsovet rais edim. 7 oy atamalar komissiyasida jang bo'lgandan keyin, lekin Hasanjon Rahmonalik Garkom sekretari Garspolkom maslahat qil, hamma markazdagi oliy g'olarni tilshunoslari, adabiyotshunoslar yig'di hokim zaliga. Yig'ib bitta muammo bizda hal bo'lmayapti domlalar dedilar. Mana shunaqa Omon bo'yicha Alisher Navoiy ko'chasi qilamiz deydi. Mana hurmatli olim domlamiz Hasan Xorustami. Institutda Brumer ishlagan, til adabiyot. U ko'chamni nomini bermayman deydi. Shunga bir aniqlik kiritib bersalaring. Kimda gap bordi, olimlardan so'rayapti, men qo'l ko'tardim. Omon bo'yicha. Endi shu yig'ilishga kelyatib, uyga aytib kelganman, hamma yo'q to'plab qo'y, ko'chib ketamiz deganman. Yaşamayız bu şehirde dedim. Kegemen, hoşlar çağır hamıyor toplap koy, ketemiz diyemem. 130'dan artık millet ve eletler yaşayarken Farg'onamızda dünya maneviyatının asasçısı Hazret Navoiy hakkı diye köşe bulmuşken dedim. Eğer şu köşe Hazret Navoiy namımla atalmaya diyem olsa bu şehir gümrah buladı. Ben şu gümrah şehirden köşüp gitkenim bulsun. Doğdu Mirza Karim akam buldu dedi. Bir baha insan. Bol dedi, kim de gel bağırdı, hiç kim indemem. Men şu bugünden itibaren 1. sentyabrını Cumhuriyetimizde müstakillik günü umum halk bayramı deyip ilan kılışını tahlik ettim. Bir 1991 yıl 31 avgustda O'zbekiston Respublikasi müstakil davlat deyip ilan kılındı. Omonjon Hoshimovning so'zlariga qaraganda, mustaqillik so'zi eng avvalo ziyolilar erkiga aylandi. Istiqlol butun avlod ajdodlarimiz kutgan bir buyuk ne'mat. Men istiqlol haqida juda ko'p narsalar yozganman. Endi bundan quvonganimiz cheki yo'q. Mustaqillikni birinchi nishonini ham Mirzajon Islomov hokim edilar, mustaqillikni birinchi nishonini menga taqib qo'yganlar. Endi bundan ilhomlanib juda ko'p narsalar yozdik. Hamma shoirlarni, qalam ahlini yuragida chiroq yondi, projektor yondi. Hammasi istiqlolni kuylab ijod qila boshladi. Yangi Farg'onada Muhabbat Ibrohim qizi, Malika Mirzo qizi. Endi qo'yorasiz bularni o'sha davrda yozgan she'rlarini o'qib to'ymaysiz. Istiqlol bizga nima berdi? Nima berib qo'yibdi mustaqillik deydigan nonko'rlar ham chiqdi. Men ulardan hech ham xafa bo'lmayman, chunki necha yillar bizni manqurtlik yo'lida saqladi. Kallamizga o'sha terini kiygizmadi-yu. Otang ham yo'q, onang ham yo'q, o'zlik armoni degan narsa yozganman-da. Bizga hakam bo'lib, battol toshbag'ir, buyuk avlodlar, ajdodlardan bo'ldik biz sag'ir, izladik qadriyat, izladik qadr, o'zbek ham o'zligini angladi axir degan narsalar yozganman bu alamli satrlar. Ona tilimizga hali mustaqillikni e'lon qilmasdan turib Atamalar komissiya tuzib qaytadan ko'rib chiqish va ona tilimizga davlat tili maqom berish haqidagi yurt boshimiz qaror qabul qilindi. Birinchi ko'cha nima bo'ladi? Lenin mustaqillik dedi, o'tdi. Kelibki Pushkin, Navoiy, Alisher Navoiy san bitta Ohanjon akam yo'qladi, qolgan qo'qdi.
İne osha 7 oy jangi mana shu yerga Hazrat Navoiyga haykal o'rnatamiz. Qachongacha bizning yoshlarimiz betayin yalanboshda poyaga gullar qo'yadi. Hazrat Navoiyga haykal qo'yamiz. 5 ta dostoniga 5 ta favoralar qilamiz. Nikohdan o'tadigan yoshlarimiz Hazratim poyaga gullar qo'yib bir umr sidqi vahoga qasam yo'q qiladilar. Mana bu janubiy tomoniga ilhom choyxonasi quramiz. Mana shu yerdan adabiy bahslar o'tkazamiz, taqdimotlar o'tkazamiz. Bu shoirlar uyushmasining tasarrufida bo'ladi. Men har kuni tong bilan pirimni poyiga oppoq poyandoz yozib, bomdod namozimni pirimni poyida o'qiyman deganman. Shuni Farg'ona istiqlol ostonasi degan kitobda yozganman. O'zbek borligini, millat borligini, xalq borligini, davlat borligini dunyoga isbot bo'lishi bundan büyük baxt var mı? Dünyanın tan alışı. Yani dünyanın tan alışı. Bundan büyük baxt var mı adamda? İlgari yerler çekerlengen. Bir sotik aşçı etken kamardı, sütke verer. Bir sotik aşçı ekip oysa. Bana istekanımı çek yapız. Bergen devleti topşırgınıyam, aşık bulan bacarı yapız. Ozumuz giyen böyle yaptı. Demek halkam tok, fermer ham tok, hamma tok. Farangolik şundan da. Ben o şekilde kan buldum, yürek kesalı buldum, infark buldum, insult buldum. Lekin men baxtliman. Mustaqillikni birinchi nishonini taxtilar. Shavkat Miromonovich el yurt hurmati ordenini taxib qo'ydilar. Bir haftadan keyin Abdulla Ne'matov chaqirib, birinchi darajali mehnat faxriysi nishonini taxib qo'ydilar. Ichga bergan, eshikka qoqib qo'yganman. Qator mustaqillik nishonlarini oldim. Bular hammasi o'sha uyqusiz kechalar, o'sha azobli dardlar, o'sha keksalarni hurmatini qilib, izzatini qilib, keksalarni holidan xabar olib, hanuz tinmayman. Men butun qishlog'im keksalarni hali ham haftada bir marta hasada yurib ko'rib chiqaman. Ana shular yig'la duo qilardilar. Yig'lab. Men qani endi o'shalar. Yaxshi ham men o'shanda ko'rib qolgan ekanman. Bittasi bo'lsa ham topilib qolsa yugurib kelar. Shu da meni baxtim. Mani katta bo'lim go'dakligimdan seni xalqqa topshirsam bo'lam, panoh haqqa topshirsam bo'lam dedilar. Bolasidan qolgan bitta yodgori men edimda. Seni xalqqa topshirsam bo'lam, panoh haqqa topshirsam bo'lam. Siz yetmagan tilaklarga yetdim shukr otajon. Sizdan qolgan yaxshi nomga ming tashakkur otajon deb tugatganman. Endi gap juda ko'p. 8-chi kitobim tayyor bo'ldi. Orzulari ko'p. Farg'onalik insonlar hayoti aks etgan bir nechta kitoblar muallifi Omonjon Hoshimov mustaqil mamlakatda hali uzoq yashashi, yangi asarlar bitishini so'zlaydi bizga. Yo'q bo'lib qolar. Shu holatda.